İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vivel ateş ölçer cihazı tanıtacağım. Bugün çok yararlı bir ürün tanıtacağım size. Malum son dönemlerde koronavirüsünden dolayı bütün dünya teyakkuz halinde ve herkes endişeleniyor, korkuyor vesaire. Nasıl önlem alırım vesaire bunları düşünüyor. Bu da bir nevi önlemlerin arasında. Çünkü bütün havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde veya her yerde herkesin elinde bu cihazdan var. Yani ateş ölçer alınan insanların ateşini ölçüp eğer yüksekse hastaneye sevk ediyorlar vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar ilk önce ürünle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Ürün İngiliz menşeli ama made in China, Çin yapımı. Onun haricinde birkaç ön bilgi vermek istiyorum. 0,5 saniyede ölçümü yapıyor arkadaşlar. Yani bekleme süresi 0,5 saniye. Yani şöyle tuttuğunuz zaman 0,5 saniye sonra hemen sizin ateşinizi hemen aktarıyor ekrana. Onun haricinde hızlı ve kolay kullanımı onu diyorum. Onun haricinde 5 santim mesafe olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ürün kızılötesi teknolojisini kullandığı için en fazla 5 santim yakında geldiğiniz zaman ateşinizi ölçüyor. Ona sorun yok. Onun haricinde 32 adet hafızası var. Yani 32 tane 32 tane ölçümünüzü hafızaya alabilirsiniz. Yani orada görebilirsiniz. Onu kastediyor. Renkli ikaz seçeneği var arkadaşlar. Yeşil, kırmızı ve turuncu olarak. Yani yeşil vücut için kırmızı oda için turuncu da farklı bir seçenek olarak sunuyor size. Renkli ikaz yapıyor. Yani bir de şöyle bir arkadaşlar. Mesela ürünü ayarlıyorsunuz. Zaman ayarı var. Ayarlıyorsunuz. Mesela 38 aradınız. 38 aradığınız zaman eğer insan 38 derecede olursa alarm çalıyor ve kırmızı ekran çalmaya başlıyor. O özelliği güzel. Onun haricinde başka söyleyebileceğim 3 tane modu var arkadaşlar. Vücut, ortam sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı. Yani oda sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Bütün vücut sıcaklığını ölçebiliyorsunuz ve yüzey maddelerin ısısını ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu kastediyor. Onun haricinde sesli uyarı sistemi var. Renkli ikaz var. Otomatik kapanma özelliği var. Kullanmadığın zaman kendini uyku moduna alıyor. Sleep moduna alıyor. Bu bastığın zaman da açılıyor. Bunu kastediyor. Onun haricinde başka ekstra söyleyebileceğim bir şey var mı? Bakıyorum. Projeksiyon özelliği var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani nedir projeksiyon? Vücudunuza gördüğünüz gibi dereceyi yansıtıyor. Bir de arkadaşlar derecenin doğru olabilmesi için şu iki tane şu gördüğünüz iki tanenin ortasında olması gerekiyor derece. Yani şu yanlış, bu da yanlış. Doğrusu bu. Onun haricinde başka ne diyebilirim? Evet. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Bu cihazların mantığı şu. Kızılötesi teknolojisi kullandığı için soğuktan eğer dışarıda soğuk var misal soğuktan eve geldiğiniz zaman evde ölçtüğünüz zaman vücut sıcaklığınız tam olarak ölçülmeyecek. Siz ortamda en az bir 10-15 dakika kalmanız gerekiyor ki esas vücut sıcaklığınızı cihaz ölçsün. Dışarıdan geldiğiniz hemen ölçtüğünüz zaman vücut sıcaklığınız 22, 23, 24, 25 civarlarında çıkar ama normal olması gereken derece 30 36 derece ve 37 5 30 36 ile 37 5 37 5'ten sonra biraz sıkıntıya giriyor. 37 6 37 7 vesaire doktora gitmeniz gerekebilir. Onun haricinde başka anlatacağım bir şey. Şey var. Celsius ve Fahrenheit özellikleri var. Hem
normal bizim kullandığımız derece, hem de Fahrenheit işte Amerika ve diğer farklı ülkelerin kullandığı dereceler var. Onu da ayırmışlar. Ürün kılıfı var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ürün kılıfı hediye geliyor. Bir de şöyle iki tane kalem pile çalışıyor. Bu da hediye arkadaşlar. Bu da ayrı bir şey. Alarm ayarlama özelliği var. İstediğiniz derece ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik kapama özelliğini söylemiştik zaten. Renkli ikaz ile normal vücut sıcaklığınız yeşil. Normal vücut sıcaklığı yeşil olarak gösteriyor. Yüksek vücut sıcaklığını kırmızı olarak gösteriyor. Ortam ve yüzey sıcaklığını da turuncu olarak gösteriyor arkadaşlar. Başka şey diyeceğim bir şey yok. Evet. Şimdi denemeye geçiyoruz. Kutusu şöyle arkadaşlar. İçinden şöyle kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu ürün arkadaşlar yani bu ürün kullanım amacı şu: bebekler ve yetişkinlerin temas etmeden vücut sıcaklıklarını alından veya herhangi bir yerden ölçmeye yarıyor arkadaşlar bu. Kızılötesi teknolojisini kullanıyor. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi 3 tane mod var. Bu body, yani vücut sıcaklığı, bu şu en sondaki yüzey sıcaklığı, şu ortadaki de şöyle oda sıcaklığı. Yani en sondaki yüzey, ortadaki oda, bana göre sağ, size göre sol vücut sıcaklığı. Onun haricinde burada mod düğmesi var. Burada F1, F2, F3, F4. Buradan alarm veya vücut alarmı ayarlayabiliyorsunuz. Alarmı ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı değiştirebiliyorsunuz vesaire, o özellikler yarıyor. Şurada da ileri geri olarak iki tane tuş var. Bunlar da dereceleri artırmaya ve düşürmeye yarıyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Şurada şey var. Barkod numarası var. Buradan kontrol edebilirsiniz. Ürün markası Vivel. Şu an Türkiye'deki satılan en iyi model olarak geçiyor. Model ismi de arkadaşlar VTN 570 olarak geçiyor. WTN 570. Bunun bir alt modeli var. Onda sadece body modu var. Room ve yüzey, room ve surface, yani yüzey ölçümü yapmıyor. Şu da çantası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denemesini yapalım. Şurada arkadaşlar sensörler var. Bunları temizleyebilirsiniz. Buradan sıcaklığı buradan alıyor. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 10 bir saattir evdeyim ve şu an alacağım sıcaklık bakalım ne kadar. Gördüğünüz gibi 36,7. Görüyorsunuz. 36,7. Bir de şu projeksiyon özelliği de var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yansıtma özelliği de var. Bir de arkadaşlar şu ek bilgi olarak vereyim. Vücut sıcaklıklarını vücutta 3 veya 4 yerde ölçebiliyoruz. Birincisi kulak içinden, ikincisi makat, üçüncüsü koltuk altı, dördüncüsü de dil altı. Mesela arkadaşlar şu an benim vücut sıcaklığım neymiş? 36,6. Şimdi hemen şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi 37,6 çıktı. Yani alındaki sıcaklıkla koltuk altı sıcaklığı aynı değil. Onu desteklemesin. Kulak içi de 37-38 çıkar ama kulak içini ölçemeyeceği için şu an onu gösteremeyeceğim. Bir daha arkadaşlar, bir daha ölçüyorum. Şöyle. Kaç çıktı? 36,6. Projeksiyon özelliği var dedik. Alarm özelliği var dedik. Eğer limitin üstünde vücudun sıcaklığınız çıkarsa kırmızı, burası kırmızı oluyor. Yani şöyle örnekte, bir dakika, göremedik. Normal çıktı. Bir daha bakalım.
Şu an vücut sıcaklığım 37.2 çıktı ki ben buna 37.4, 37.6'ya ayarladım. O ayarladığım için şu an ötmedi ama siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ona göre limitinizi ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar ürün güzel, kullanışlı. WTN 570, yani non contact infrared thermometer olarak geçiyor. Kullanışlı arkadaşlar. 3 tane modu var. Vücut modu, oda modu ve yüzey modu. Şimdi arkadaşlar bunları şimdi şu ana kadar vücut modunu gösterdim. Şimdi oda modunu göstereceğim. Mesela oda moduna geçiyoruz arkadaşlar. Ortayı seçiyorum. Şu an oda sıcaklığını ölçeceğim size. Şöyle. 20.6 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20.6. Görüyorsunuz 20.6. Odayı ölçtüm. Yani boşluğa tutup bastığın zaman oda sıcaklığını ölçüyor. Veya yani istediğiniz yere ama boş olması gerekiyor. Gidip bir yüzeye dokundurmanız lazım. Bir daha açıyorum. 20.6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi turuncu. Şimdi arkadaşlar bunu böyle anladık. Şimdi yüzeye geliyorum. Yüzey olduğu zaman arkadaşlar vücut ölçmez. Yani yaptığınız zaman tam randıman alamazsınız. Bunu sadece maddelerde denemeniz gerekiyor. Çünkü vücut modu farklı olduğu için şu an mesela yaptım 33.3 çıktı. 33, ben şu an 33 derecede olsam şu an hipotermiye girmiştim. Onun için bu yanlış. Ama şöyle söyleyeyim. Misal plastik 21.5. Görüyorsunuz sakız 21.3. Soğuk bir şey. Mesela telefondan örnek vereyim. 30.6. Gördüğünüz gibi bu batarya 30.9. Başka ne diyebiliriz? Mesela dezenfektan diyelim. 20.3. Başka ne diyebilirim? Matruşka 21.001. Ve mantığı bu arkadaşlar. Sadece maddeleri ölçebiliyorsunuz. Yani ocağı ölçen de var ama belli bir sıcaklıktan sonra ölçmüyor. Yani gidip ocağı tutmayın. Mesela arkadaşlar şey yapacağım. Dışarı soğuk şu an. Camı ölçeceğim. 14.9 gördünüz arkadaşlar. 14.9. Bir de arkadaşlar projeksiyon sadece şeyde vücut ve yüzeyde çalışıyor. Onun haricinde oda modunda projeksiyon çalışmıyor. Çünkü boş odaya sıktığınız için. Onun haricinde başka anlatabileceğim alarm var dedik. Yani bu pille kaç gün gider bilmiyorum. Şu an kullanılı yani 2-3 hafta oluyor. Yaklaşık bir 2 ay gideceğini düşünüyorum. Onun haricinde başka diyebileceğim çantası çok şık güzel. Şöyle yanınıza taşıyabilirsiniz veya çantanıza koyabilirsiniz. Onun haricinde ben de şaşırdım şimdi 32.9 gösterdi. Hemen yeşile döndü. Bak arkadaşlar. Yeşil vücut. Turuncu. O da gördüğünüz gibi bu modları var. Şimdi vücut çevirelim. 36.6. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 36 ile 36 ile 37.4, 37.5 normal ama 37.5'ten sonrası biraz az da olsa sıkıntıya giriyor. 37.7, 37.8, 37.9, 38 artık yani o artık bir doktora gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde başka anlatacağım başka bir şey yok. Yani çok rahatlıkla alabilirsiniz. Bunun müdahilleri var.
Yani Türkiye'de biraz pahalı arkadaşlar. Yurt dışından bunu daha ucuza alabilirsiniz. Ama dediğim gibi vücut ölçenlerinden almaya dikkat edin. Çünkü birçok buna benzeyip de satılan ürünler var. Sadece yüzey ölçüyor. Yüzey ölçüyor. Vücut ölçenlerden almanıza dikkat edin. Onun haricinde bunun zaten piyasada iki tane çeşidi var. Bir alından ölçen var, bir de kulaktan ölçen var. Bu alından ölçen modeli. Onun haricinde neden alından ölçüyoruz? Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Vücuttaki ortalama sıcaklığı, sıcaklık burada toplanıyor ve buradan alabiliyorsunuz. Koltuk altından ölçtüğünüz zaman gerçek sıcaklığınızı alamazsınız. Makattan da alamazsınız. Çünkü oralar çok normalinden en az 1-2 derece daha çok, 1-2 derece daha fazla sıcaklık verir size. Mesela eğer makattan ölçseydim 37-38 derece verecekti. Eğer koltuk altından ölçseydim 37 derece verecekti. Ama alından ölçtüğüm zaman 36,6 değerinde bir sıcaklık veriyor. Onun için onlara dikkat edin. Bir de ölçeceğiniz ortamda en az 10-15 dakika olmanız gerekiyor. Çünkü dışarıdan soğuktan gelirseniz ölçüm doğru olmaz. Ölçüm sizin bu cihaz arkadaşlar sizin vücut sıcaklığınızı ölçüyor. Yani gerçek içinizdeki iç sıcaklığı ölçmüyor. Vücut derinizdeki sıcaklığı ölçüyor. Dışarıdan geldiğiniz zaman deriniz zaten soğumuş oluyor ve geldiğiniz zaman ölçtüğünüz zaman gerçek veri vermeyecek. Aynı şey sıcaklık için de geçerli. Çok sıcaktan 40 derece sıcaktan eve girdiniz. 10 dakika kaldınız. Ondan sonra ölçün. 40 dakika sıcaktan gelip hemen ölçerseniz vücut sıcaklığınız 40-45 artık ne gösterirse odur. Çünkü gerçek sıcak vermeyecek. 10-15 dakika o ortamda durmanız gerekiyor. Onun haricinde bir de arkadaşlar hani havalimanlarında veya işte terminallerde herhalde bunlar ölçüm yapıyorlar. Hastaları onunla bulmaya çalışıyorlar ya. O tam bir deli saçmalığı. Niye derseniz onu da söyleyeyim. Ölçmeden önce hasta veya hasta olmayan ateş düşürücü parasetamol veya ibuprofen içmiş olabilir. Ha, bu arada ibuprofeni sakın kullanmayın. İbuprofeni sakın kullanmayın. Çünkü korona virüsünü tetiklediği söyleniyor. Virüsü tetiklediği söyleniyor. Onun için parasetamol çok ideal bir ağrı kesicidir. Ateş düşürücüdür. Arkadaşlar bu ölçmeden önce misal ben parasetamol etkin maddeli bir ilaç içtim. Ateşim düştü. 40 derece sıcaklığım vardı. Birden 36'ya düşürdüm. Siz de beni ölçtünüz. Normal çıktı. Ben geçtim. Yani bu şu cihaz şey değil. Ne derler? Belirleyici bir cihaz değil. Yani hastayı bu hasta bu değil diye ayırt edecek bir cihaz değil. Ona dikkat edin. Bunu genelde çocuğu bebeği olanlar ateşini ölçmek için alıyor. Yetişkinler için çok yani ben çok kullanacağını düşünmüyorum ama bebekler için çok ideal bir şey. Onun için ürün bu arkadaşlar. Şu kutusu şöyle. Yani şeyden örnek hemen özet geçeceğim olursam projeksiyon özelliği var. Orada ölçüm değerini yansıtıyor vesaire. 5 santim uzaktan ölçüm var. 0,5 saniyede ölçüm yapıyor. 32 ölçümlük hafızası var. Vücut yüzey ve ortam sıcaklığı ölçme özelliği var. Yani oda sıcaklığı. Renkli ikaz özelliği var. Renkli ikaz ile normal vücut sıcaklığı eşi oluyor. Yüksek vücut sıcaklığı kırmızı. Ortam ve yüzey sıcaklığında turuncu renkte ölçüyor. Otomatik kapanma özelliği var. Alarm ayarlama seçeneği var. Celsius ve Fahrenheit yani Celsius Fahrenheit yani bizim kullandığımız Celsius Fahrenheit Amerika kullanıyor. Ürün kılıfı ve pil hediyeli. Onun haricinde başka söyleyecek bir şey yok. Okey. Türkiye'deki ithalatçısı da kimmiş? Ulusal Elektronik'miş arkadaşlar. Viva. Bu kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.